Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Kozal hissesiyle ilgili kısa bir teknik analiz ve birkaç varsayımla bulunacağız. Şirket hissesiyle ilgili geçtiğimiz dönemlerde bilanço analizde yapmıştık. Şirketin kasasında tabii bu FETÖ davalarından da kaynaklanan yüksek miktarda bir nakit pozisyon bulunmakta. Temettü verimliliğinin olmayışından kaynaklanıyor. Mahkemeyle ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Ne zaman sonuçlanacak? Bununla ilgili bir süreçle ilgili bilgilendirmemiz yok. Varlık Fonu'nun yönetiminde şu an idaresinde yüksek miktarda karını arttırmaya ve hükümete yakın olmasından dolayı şu an mevcut pozisyonda en büyük işleri almaya devam etmekte görünüyor. Ve önümüzdeki yıllarda Maden Holding projesiyle ilgili büyük çıkarımlar bekliyor hisse. Hisseyle ilgili genel itibariyle bilanço analizi ve son yıllardaki portföyündeki artışıyla ilgili genel bir analiz var. Bu videonun sonuna ekleyeceğim. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şirketin son 3 seneye bakarsanız toplam kaynaklarını 3 katına çıkarttığını görmekteyiz. Bu güzel bir oran aşağı yukarı. Ve geçmiş yıllar karında aynı şekilde öyle ciddi miktarda artmaya devam ediyor. Ve şirketin 3. çeyrek hasılatına bakarsak geçen yılın aynı dönemine göre 3. çeyrekte %21'lik bir hasılat artışı bulunmakta. Ama karda çok daha büyük bir artış görülmekte. 3. çeyrek karı şirketin 1 milyar 45 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Ve bu ne demek? Şirketin sermayesi çok düşük olduğu için, yani lot sayısı çok az olduğu için böylesine bir kar şirketin sermayesinin yaklaşık ortalama 10 katına işaret etmekte. Bu çok güzel bir oran bence. Ve şirketin tahminen bu 2020'nin yıl sonunda kasasında yaklaşık 7-7,5 milyon civarında bir nakit pozisyondan aşağı bir pozisyon olmayacağını tahmin ediyorum ben. Bu da çok ciddi bir rakam. Yüksek bir bedelsiz sermaye artırım beklentisi var hissede. Tabii bu mahkeme süreçlerinin içinde bunu gerçekleştirirler mi bilmiyoruz ama şu an gördüğümüz bir şey var. O da şirket hissesinin geçen seneki Ocak fiyatının hemen hafif üzerinde olduğunu görmekteyiz. Ve şirketin kasasının yaklaşık yaptığı karla beraber yaklaşık bu senenin sonuyla itibariyle gelen bilançoyla varsayım olarak kabul edersek yaklaşık %50 civarında bir kasada pozisyonlarında bir artış görünmekte. Bunun hisseye yansımadığını görmekteyiz. Şirket hissesinin şu an mevcut pozisyonda aslında önemli olan direncinin 105 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bakın şurası. Burası artık hissede birazcık daha sert hareketlerin, şöyle göstereyim size, şöyle sert hareketlerin gerçekleşme potansiyeli taşıyan bölge olarak görüyorum ben. 100 bölgesini hisse 2 defa test etmiş olabilir ama burası psikolojik bir direnç olarak görüyorum ben. Burayı çok önemli bir direnç olarak görmemekteyim. Hissenin önemli olan bölgesinin 105 seviyesinde olduğunu görüyorum. Yaklaşık buraya da %10 seviyesinde bir uzaklığı bulunmakta. Bu da %10'luk bir potansiyel oluşturmakta hissede. Ve şirketin şu an takaslarına baktığımız zaman şu an şu mavi çizgimiz vardı ya, ben sürekli söylediğim bu 182 bölgesinin, 81,5-82 bölgesinin aşılmadan yukarı yönde hissede pozisyonları arttırmanın birazcık riskli olabileceğinden bahsetmiştim. Çünkü mahkeme sürecinden dolayı hissede kaynak sıkıntısı yaşanmakta, yani yatırımcı sıkıntısı yaşanmakta. Bu yüzden önümüzdeki süreçte hissede dirençler ve destekler üzerinden birazcık daha takip yapmaya çalışacağız. Ve yaptığımız şirketin kasasındaki para ve karlılığa adapte olmaya çalışacağız önümüzdeki dönem için. Şimdi hissenin şöyle takaslarına tekrar bir göz gösterirsek son haftalıkta yabancının ve emeklilik fonunun satış yaptığını görüyoruz. Son hafta içinde emeklilik fonu elindeki lot miktarını gördüğünüz gibi %30'una yakınını elinden çıktığı görünüyor. Ama size bir şey hatırlatmak istiyorum. Yabancının her zaman çıkışı hissede satış anlamına gelmez. Neden gelmez? Çünkü bu takas analizlerini herkes görüyor. Grafikleri herkes görüyor. Bizim bilmediğimiz bir şeyler var Kozal'da şu anda. Bu yükselişin nedenini bilmiyoruz biz. Ama şöyle baktığınız zaman sanki bu yükselişi biz yapmıyoruz da arkadaşlar bunu başkaları yapıyor. Hani bir trend yok, bir beklenti yok. Biz de bu yüzden satış yapıyoruz resmi bu. Ana toplayıcıların, gördüğünüz gibi emeklilik, Citibank, Doğuşçabank'ın ana satışçılar tarafında olması hissede kısa vadede arkadaşlar biz ayrılırız hisseden, hisseye öyle çok bel bağlamayın mesajı bu. Ama şöyle bir şey var. Bu tacirleri size ben daha önceden de bir hatırlatmıştım. Bu tabii benim varsayımım sadece. Hatırlar mısınız? Endeks yaklaşık 1310 hatta 1320 seviyelerine, yani eski tabirle söylesem daha iyi olur. Ben 10 yıldır artık birazcık daha rakamlara birazcık daha alışmakta zorluk çekiyorum aslında, birazcık dilimin alışkanlığından. 132 bin seviyesinden hani 127 bine böyle bir güldür güldür gitmiştik bir pazartesi sabahında. İşte o gün hatırlar mısınız? Acaba bugün kimler sattı? Piyasaya o kadar para girmişti falan demiştik. Ve bu takasları çarşamba günü gördüğümüzde gördük ki bankalarda bu satışı yapan, piyasaların düşmesine neden olan bankalarda, Garanti olsun, Akbank olsun, Vakıfbank olsun, diğer bankalar olsun, en büyük 5 bankada satışların hepsini tacirlerin karşıladığını görmüştük. Yani kısaca yerli kurumların da yabancı kurumların satışlarında aktif rol alabileceğini, göz aldanmasına, sizi yanıltmaya yönelik işlemler yapabileceğini varsayımlarını bilmeniz gerekiyor. Bunları tahmin etmeniz gerekiyor. Son dönemde baktığımız zaman 3 aylıkta emeklilik fonunun, Citibank'ın ve Doğuşçabank'ın yüksek satışı görünmekte toplamlara baktığımız zaman. Ama son bir aylığa baktığımız zaman satış miktarında en büyük dikkati çeken Citibank'la emeklilik fonu. Ama Citibank'ın sattığı lot miktarına bakarsanız elindeki lot miktarının sadece %10'u görünmekte. Ve bu lotların acaba yerliye basılıp basılmadığı ile ilgili bir belirsizlik var. Biz bunları ne yapıyoruz? Göz ardı ediyoruz. Neden ediyoruz? Çünkü şirketin kasasında çok güzel para var. Şirket geçen seneye nazaran karını, toplam kaynaklarını %50 oranında arttırmış. Yani önümüzdeki süreçte bu hissede sadece karlılığından doğan defter değerindeki, gördüğünüz gibi bu kadar kar ve sermayesinin düşük olması şu an piyasa değeri böyle defter değeri oranı dediğimiz 2 katından işlem gördüğünü gösteriyor hissenin. Bu oranın çok aşağı çekileceği anlamına geliyor. Yani hisse birazcık değil bayağı bir ucuz fiyata gelmiş olacak. Ve önümüzdeki yıllarda Maden Holding ile ilgili devletin büyük projeleri var. Bu pastadan da Kozal listesi. Bu piyasa Türkiye'de altın işinin %30'unu üstlenmekte ve önümüzdeki 5 sene içinde Türkiye'nin üretim miktarının 100 tona çıkartılması hedeflenmekte. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda bu hisseyi jeton gibi biriktirmek bence son derece mantıklı diye düşünmek bence çok olağan. Önümüzdeki süreçte şirketin sermaye arttırma ihtimalini çok yüksek görüyorum ben. Bu düşük sermayeyle bu şirket yabancı yatırımcı çekemez. Bu şirketin yabancı yatırımcı çekmeye neden ihtiyacı var? Çünkü bu şirketin birçok maden projesi var ve birçok maden projesi içinde birçok maliyet gerekiyor. Yani altın sandığınız gibi öyle ben burada 6 milyar dolarlık mesela gübre taş için söylüyorum. Ben 6 milyar dolarlık bir servet buldum burada açıklaması var ama o maliyetin belki %35'ine kadar şirket bir maliyet sarf etmek zorunda kalacak. Bu da demektir ki gübre feninin de önümüzdeki dönemlerde sermaye arttırımına yönelmek zorunda kalacağı ve yeniden arz yapmak gerekebileceğini varsayımında bulunabiliriz. Onunla ilgili de tekrar analiz yapacağız. Hissemizde dediğim gibi 105 bölgesi kritik direnç bölgesi olarak çalışacak ve önümüzdeki süreçte şirketteki takas analizlerini takip ediyor olacağız. Ve onların ben şu anda bir mal basma işlemi yaptıklarını sanmıyorum. Sanki kendi aralarında başka kurumlarda, yerli kurumlara elindeki lot miktarını kaydırarak hissede pozisyonlarını devam ettirdiklerini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki süreçte neler olacak. Tekrar görüşürüz.